Kanal T ekranlarından herkese günaydın sevgili Kanal T izleyicileri. Yine bir gazete programı ile karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz doçent doktor Hüda Hüdaverdi. Kendisiyle ekonomiyi, turizmi ve eğitimi konuşacağız. Malum koronavirüs sonrasında dünyada yeniden şekilleniyor hem eğitim hem turizm. Özellikle yaz aylarının gelmesi, sıcakların bastırması. Turizmde bir hareketliliği beraberinde getirecek mi? Getirecekse nasıl bir yol izleyeceğiz? Malum bütün dünyada artık turizmdeki gelişmelere bakılarak yeni yol haritaları çizilmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyeti bu noktada HES adını verdiği kontrollü bir sistem oluşturdu. Aynı zamanda Ege Denizi'nde Yunanistan'la işbirliğine gitti. Tabii bunların hepsi birer model olarak ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendine özgü bir yapısı var. Bu yapı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hangi noktada hangi önlemleri almalı? İşte bunların bir detaylandırmasını gerçekleştireceğiz kendisiyle. Hocam hoş geldiniz. Selamlar, günaydınlar. Günaydın hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim herkese. Evet. Sosyal mesafe değil, biz fiziksel mesafe diyoruz. Sosyal olarak zaten gönüllerimiz bir bizim. Sağ olasınız. Evet hocam, en sıcak konuyla başlayalım. Turizmle başlayalım. Yani baktığımızda Ege'nin iki rakip ülkesi Yunanistan'la Türkiye. Bu noktada ortak bir neredeyse tanıtım filmi hazırlıyorlar. Yani hazırlamakta üzereler. İşte karşılıklı geçişlerde kolaylık sağlayacaklar birbirlerine. Koronavirüs turizmde Türkiye ile Yunanistan'ı birleştirmek üzere. Buradan girelim hocam konuya, turizme. Şimdi tabii ki dünyada bu virüsün yaşanmışlığından sonra artık turizmin şekli de değişti. Veyahut güvenilirlik ön plana çıktı. Evet. Ve Türkiye'de çok önemli adımlar attı bu noktada. Ne yaptı Türkiye? Türkiye Turizm Bakanlığı bünyesinde, Turizm ve Kültür Bakanlığı bünyesinde bir turizm sertifikası. Bu uluslararası geçerliliği olan bir sertifika noktasına taşıdı. Ve ilgili bütün tedbirler alınmış olduktan sonra oteller, turizmden ilgilenen diğer kurum ve kuruluşlar bu sertifikayı aldıktan sonra harekete geçecekler. Yani şöyle bir yol izliyorlar. Önce o söz konusu tesiste, otelde herkesin sağlıklı olduğunun belgelenmesi. Mesela herkese korona testinin yapılması. Oradaki bütün sürecin standartları belirlenerek, yani uçaktan geldi, uçaktan indi, otobüse bindi, taşımacılıkta hangi önlemleri alınacak, valizler, bavullar nasıl geçecek, bu da nasıl oluyor, işte körüklerin içerisinden geçiyor bavullar ve orada dezenfekte olarak çıkıyorlar Türkiye'ye. Gelmeden önce Türkiye'ye en geç 5 günlük bir PCR, yani bir korona testi, evet, sonucu negatiftir diye belgelemesi lazım bileti alabilmesi için. O noktadan başlayarak işte uçağa, uçaktan efendime söyleyeyim otele taşımacılık bir standartlar içerisinde, otele girdikten sonra işte sıcaklığıdır bilmem nesidir gene ölçülerek odasına yerleşiyor. Bu odasına yerleşmesi noktasında da odalar daha önceden dezenfekte edilmiştir. Bu hidrojen peroksit dedikleri, yani ambulansları ve hastaneleri de dezenfekte ettikleri bir yöntemle her tarafı dezenfekte ediyorlar. Bu neyi sağlıyor? Aslında elin ulaşamayacağı, yani temizlikçi bayan giriyor ama her yere ulaşamıyor eli. Ama o hidrojen peroksiti kullandıkları zaman bütününü, elinin de giremeyeceği yerleri arındırıyor mikroplar. Ona rağmen ki bu yarım saat, bir saatlik bir işlemdir, 20 dakikalık bir işlemdir. Ona rağmen 5 saat, 6 saat otel odaları bekletiliyor. Yan yana odalar verilmiyor, yarı kapasite çalıştırılıyor gibi bir sürü seri önlemler. Şimdi bu masaların sosyal mesafe işte 1,5 evet, metre, plajlarda 2 metre, şezlongların arası gibi bir sürü sayabileceğimiz tedbirler
otele giderken işte paspasa ayağını basarken orada dezenfekte oluyor falan. Şimdi bütün bu tedbirleri alıyor. Ama aslında bu tedbirleri alabilmek başka rakip turizm yapacak ülkelerin de kapasitesi de içerisinde. Ama onlarda ne yok ve Türkiye'de var. Türkiye'nin korkunç güçlü bir sağlık altyapısı var. Evet, dün de Başakşehir Sakura Hastanesi'ni açtılar ki 2730 yatak kapasiteli dev bir hastane. Yani Türkiye aslında bu virüsten korkmuyor noktaya geldi. Neden? Çünkü benim o kadar güçlü bir sağlık altyapım var ki bir anda bilmem kaç kişi de buna yakalansa benim onlara tedavi verebilecek altyapım hazırdır. Ha şimdi bu altyapıyı da yani hastane kapasitelerini, yoğun bakım kapasitelerini, oksijen kapasitelerini bütün bunlara bir güzel rapor hazırladı Türkiye. Neden? Çünkü ben dünya standartlarının çok üzerindeyim diyor bu alanlarda. Hocam şunu da birlikte yapıyorlar. Esasen yani buraya bağlayacağım ben bu konuyu ama Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Türkiye'nin yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı diye geçiyor da Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı yani laf olsun diye değil. Gerçekten değil. Koordineli çalışıyorlar. Aynen. Yani biz 3 kişi bir araya geldik, toplandık, bu kararı ürettik değil. Aynen. Bunun alttaki bürokratı da bunu uyguluyor, memuru Aynen. da uyguluyor, kapıcısı da, odacısı da. Herkes A'dan Z'ye. Ha şimdi orada ne oluyor Mahmut? Bu sistemi, bu paketi, sağlık paketini, o birisi alınan önlemleri, diğerisi ulaşımı dediğin gibi bir paket yapıyorlar. Ve bu paketi 70 ülkeye gönderiyorlar. Biz güvenilir bir ülkeyiz. Bizim sağlık altyapımız dünya standartlarının çok üzerinde. Ve biz bunu herhangi bir risk durumunda karşılayabilecek kapasitedeyiz. Onunla da kalmıyor Türkiye. Tek tek Turizm Bakanı, biraz önce bahsetmiş olduğu Ulaştırma Bakanı ama daha çok bu konularda Dışişleri Bakanı birebir o ilgili Türkiye'nin 70 tane belirlemiş olduğu ülkeye birebir telefon görüşmeleriyle tanıtımını, paketini sunarak anlatıyorlar. Bu önemli bir, ciddi bir adımdır. Bu da hocam yani bizim dışarıdan rol model aramamıza gerek yok. Kesinlikle. Yani model önümüzde duruyor. Adamlar yapmışlar. Aynen. Yani. Zaten biz de Turizm Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarda bu Türkiye'de yapılmış olan model çok önemli rol oynuyor. Yani hangi standartlar alınmıştır otellerin açılmasıyla ilgili, restoranların açılmasıyla ilgili. Ha bütün mesele şu anda bizim bunu nasıl uygulayacağımız meselesidir. Ama Türkiye bunu uygulamaya başladı. Ve 1 Haziran'dan itibaren Türkiye kendi iç turizmini harekete geçiriyor. 15'inden sonra da tahmini söylüyorum bunları. Bunlar her an değişebilecek evet. rakamlar. Ama 15 Haziran... 10 Haziran'da başlıyor evet. Türk Hava Yolları. Zaten onların ve, amiral gemisi. Aynen. Ve Türkiye ulusta ilk önce iç hatlar başlayacak çalışmaya. 6'sında. Evet. Ondan sonra dış hatların çalışmasıyla da Türkiye normalleşme veya yeni normalleşme sürecine girecek. Girmiş olacak. Şimdi dolayısıyla böyle bir altyapı, sağlık bilgileri, sağlık altyapısı ile dünyada önemli bir isme sahip olmuş olan Türkiye çok tabidir ki bu saatten sonra belki de dünyanın sağlık turizmi için birincil ülke durumuna gelecek. Evet. Çünkü baktığı zaman Avrupa'daki insanlar, Amerika'daki veya diğer ülkelerdeki insanlar baktığı zaman ben nerede tatil yapayım? Güvenilir bir yer isterim. İşte güvenilir bir yer. Bir şey olursa bana ne olur? Çok güvenilir bir altyapı. Turist gelecek. İkincisi ben tedavi olmak istersem dünyada bu sistemi bu kadar başarılı yöneten bir ülkede mi gidip tedavi olmak isterim? Yoksa başka bir ülkede. Dolayısıyla muazzam bir
turizm, sağlık turizmi bekliyorum şimdi ben Türkiye'den. Çok bir rakam paylaşacağım sizinle. Fransa ve İspanya örneği, pardon, İspanya ve İtalya örneğini vereceğim. Buna İngiltere'yi de koyabilirsiniz. 200 binin üstünde vaka var. Ölü sayıları 25 binin üstünde hayatını kaybeden. Türkiye'de 150 bin küsur vaka var. 152-153 bin vaka var. Hayatını kaybeden insan sayısı 4700. Bu ne demek? Yani bu sağlık sisteminin güçlü olduğunu gösteriyor ülkenin. Ben tedavi etme oranım çok yüksek demek. 80 yaşında hepimiz gördük. 90 yaşında yaşlı insanlar tedavi olup çıkıyor. Evet. Yani eğer sadece söz konusu koronavirüsü ise o tedavi oluyor. Daha bir de onun dışında, yurt dışında yaşlı bakım evlerinde hayatını kaybeden insanlar bu rakamın içerisinde yoklar. Tabii ki. Ki esas büyük kayıplar da oralarda tabii yaşandı ki. Emin ol. Ha şimdi dolayısıyla böyle bir markalaşma noktasında, böyle bir itibar kazanma noktasında Türkiye tabii ki muazzam bir sağlık turizmi, muazzam bir turizm diğer ülkelerin yapamadığı kadar bir turizmi bu yıl başaracağına ben inanıyorum. Ve bu tabii ki normalleşme sürecinin devamıyla ve bunun ispatı ile daha da bir güvenilirlik sağlayarak bir sonraki yıllara taşınacaktır. Ha burada hocam şunu da sorayım ben hemen. Hı hı. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yani her ne kadar bazı kesimler eleştirse dahi koronavirüs sürecinden gerçekten başarılı çıktı. Doğru. Yani 108 vaka, 4 hayatını kaybeden insanımız var. İkisi zaten yurt dışından gelmiş ve bu vakaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getiren Alman turistler. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu noktada iyi bir sınav. Oraya geliyorum. Şimdi evet. Türkiye dolayısıyla bu işi çok ciddi yönetti, çok ciddi başarılar sağladı, çok ciddi bir prestij vardır. Ve bu prestijden yararlanacak. Ha bize düşen nedir şimdi? Şimdi biz geldik Kuzey Kıbrıs'a. Evet. Şimdi biz birincisi, biz Türkiye'den de daha rakam olaylarında tabii onun önündeyiz. Biz bu süreci KKTC olarak çok iyi yönettik. Sebeplerimiz, gerekçelerimiz, eleştirilerimize rağmen bu süreç çok iyi yönetildi. Bana göre neden böyle yönetildiğinin 3-5 tane cevabı var benden. Bu benim şahsi görüşüm. Bu kimsedenin iyi bağlayıcı değil. Ve bu benim tamamen şahsi görüşüm. Bir, hep biz şikayet ediyorduk. Bu toplu taşımacılık yok bizde. Evet. Allah kahretsin dünyada toplu taşımacılık bizde yok. Ben de dahil olmak üzere. Olması gereken ne oydu? Ama o toplu taşımacılığın olmaması buraya bize ilk defa avantaj olarak döndü. Virüs yaygın dönemi, evet. Salgın döneminde. Herkes bireysel kendi arabacıklarıyla yani gitti geldi. Dolayısıyla hiçbir kimse başka ülkelerde olduğu gibi metrolarda, otobüslerde tıkış noktasında olmadı. Bu bizim için o kötü referansımız, büyük bir dezavantajımız avantaja döndü. İkinci önemli nokta, biz çok erken tedbirleri aldığımız için yani bir Alman'ın gelmesi bizi harekete geçirdi. Evet. Belki daha kötü bir tabloyla karşılaşabilirdik. Dolayısıyla tedbirlerin erken alınması bizi başarılı kıldı. Üç, gerçekten bu toplum baktığım zaman yani birçok şeyimizi eleştiriyoruz. Birçok yanlışımız, hatalarımız ama gerçekten bilinçli bir toplum. Yani o günden sonra kimse gidip kimseyle sarmaş dolaş sarış olmadı. Doğru. O mesafesini korudu. Ha, belki tam olarak kurallara uymamış oluyor ama en azından o tedbirini aldı, evine geçti, oturdu. Ama işte karşı karşıya geldiği zaman maksimum düzeyde dikkat etti. Evet. Ha, bu da bizim eğitim düzeyimizin veyahut yani bu adanın eğitim genel evet. eğitim düzeninin yüksek olmasındandır. Yani adam biliyor, kestirebiliyor başına gelecekleri.
Şimdi bunlar yaşanırken, çünkü neyle mukayese ediyorum bunu? O aralarda Türkiye'de bir kamuoyu araştırması yapılıyor. Evet. Ve kamuoyu araştırmasında Türkiye'de %7, yani artık dünya yandı, Türkiye yanıyor koronavirüsten. %7 adam duymadı öyle bir şey daha. Haberi yok. Haberi yok öyle bir olayda. Şimdi o adam Allah bilir internet dünyasında yoktur, televizyon dünyasında yani yoktur, bilmem neyin nesidir. Yani Kars'ın X yani ya da Artvin'de. Ama %7 çok ciddi bir rakamdı. Duymadı. Duyma, haberi yok adamın. Yani ben duydum da anlamaya çalışıyorum. Nedir ya bu demiyor adam. Ne? O ne? Ne onun için? Gibi. Şimdi dolayısıyla bizde belki bu koronavirüsünü 3 yaşındaki çocuğa sorsak bilir. Benden daha iyi ne tedbirler alınması gerektiğini bize anlatacak. Bu da bilinçten ilgili bir şey. Dolayısıyla bizim bu süreci yönetmemizde önemlidir bu faktörler. Ama hiç kimsenin de hakkını yememek lazım. Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, Bakanlar Kurulu bunu iyi yönetti. Şimdi ve dünyada herkesten önce arındırıldık. Bunu şimdi bunu biz bize nasıl dünyaya satacağız? Çünkü biz gecikiyoruz. Biz bir an önce bu başarımızı anlatmamız lazım turiste. Turist kim? Uluslararası arena. Ki biz çok güvenilir bir ülkeyiz. Bunu biz bir öğrenci için yapmamız lazım. Öğrencinin adaya dönüş, yüksek öğrenimi için. İki, turizm için yapmak durumundayız. İki temel sektörümüzü koruyabilecek bir başarıyı elde etmiş oldu sağlık kurulları, sağlık ekipleri veyahut bakanlar kurulu veyahut alınan tedbirler. Dolayısıyla bunu iyi anlatmamız lazım dünyaya. Rum bunu anlatmaya başladı, Güney Kıbrıs. Hayatında bizi kendiyle birleşik bir rakam göstermedi tarihinde Rum. Şimdi bizim başarımızı kendi başarımız. Yani örneğin bizde 100 vaka oldu, onlarda 900 kusur vaka oldu. Bunu 1000 vaka olarak gösteriyor. Bizdeki ölü sayısı işte 2-3 her neyse onu gösteriyor. Kendisindeki ölü sayısını da efendime söyleyeyim koyduğu zaman bütün Kıbrıs olarak veriyor rakamları. Ve ben çok güvenilir bir Kıbrıs Cumhuriyeti'yim diyor. Şimdi bak, burada biz hiçbir konuda bizi birlikte kabul etmeyen Güney Kıbrıs sırf bu markalaşmayı, sırf bu dünyaya ben güvenilir bir ülkeyim deyip de turist çekebilmesi için bizim rakamlarımızı da kendi rakamlarıyla birlikte göstermeye başlıyor. Dolayısıyla bizim için hızlı bir şekilde dijital platformlarda, sosyal medya, dijital platform, reklam, ne elimizden gelen ne varsa bizim kendimizi bu elde etmiş olduğumuz güvenilirlik öyküsünü anlatmamız gerekiyor dünyaya. Ki bizim eğitimimizi yeniden canlandırabilelim. Birçok rekabet unsuru sağlığın hep arkasındadır. Yani biz çıkıp burası çok güvenilir bir ülkeyi anlatabilirsek, veli bir kerecik oğlunu, kızını göndermekte tereddüt etmez ki olsa. Hatta tercih sebebi olur. Ya ne kadar güvenilir bir ülke. Benim çocuğum için 4 yıl, 5 yıl orada okusun der anne ve baba. Daha iyi bir üniversite, daha ucuz bir üniversite arayışları daha sonraya kalır. En öncelikli nedir bir anne ve baba için? Çocuklarının güvende olması. Ve biz eğer bu güven vurgusunu doğru anlatırsak, bu hem üniversiteye gelecek olan öğrenci için bu yıl Eylül'de, hem de turizm için muazzam bir yapıdır. Ha, tabii ki bu yıl bizim hayalimizde, KKTC'nin hayalinde uluslararası turistin gelmesi diye bir şey yoktur. O artık 2021'e planlanacak. Bu yıl yapılacak olan Kıbrıs'ta nedir? Sadece iç turizm hareketlenecek. Yani kendi kendimize belirli bir süreçten sonra da 1 Haziran, 15 Haziran uçuşlarının başlamasından sonra da Türkiye ile
turizm. Başka bir ülke yok. Şeye geçilemez mi? Bunlar yani Türkiye ile birlikte oluşturdukları bu sistemin içine katılınamaz mı? Yani siz dersiniz katılmalı ki, zaten bence. Yani bu HES sistemi dedikleri, işte evet. Uçağa binerken, metroya binerken. Evet. Zaten aşağı yukarı yani aynı standartlar burada da belirlendi. Yani eğer siz de derseniz ki beni de bu sistemin içine kat, yani gelecek olan bize de gelsin bu sertifikalı insanlar, girebilirsiniz yani. Girilebilir tabii ki. Ha burada aslında verilmesi gereken savaş nedir bence? Biz yıllar önce de ben Turizm Bakanlığı'nda biliyorsun Başbakan Yardımcılığı'ndan işte, o ta o dönemden verilen savaş şudur ve aslında doğru savaş da odur. Doğru talep de odur. Biz bir şekilde Türkiye'ye anlatmamız gerekiyor ve Türkiye bizi iç hatlar gibi göstermesi gerekiyor. Hocam bu noktada ben şunu söylemek istiyorum. Yani tamam korona sürecindeyiz, karantina sürecindeyiz. Ama bizim burada bakanlık yetkililerimizin, hükümetin başındaki Sayın Başbakan'ın da olabilir. Yani bir şekilde yani bugün burada testinizi yaparsınız, Türkiye'ye gidersiniz, gerekli görüşmeleri yapar gelirsiniz. Aynen öyle. Yani bunların yapılması gerekiyor. Yapılabilir. Yani şimdi çünkü yani artık biz bu biz farklı bir noktaya geldik. Yani geçen gün şeyle konuşuyoruz, Tarım Bakanımızla konuşuyoruz. Sağ olsun. Su projesi var. Orada suyun gelmiyor buraya şu an. Evet. Tamiratla ilgili çalışmalar devam ediyor. Oraya gidecek miyiz? Karantina süreci var. Yapalım buradan test. PCR testi dünyanın her tarafında. Binelim uçağa, gidelim o testi. Yerinde görelim, gelelim aynı gün. Ne olacak yani? Bir maske takmayla, sosyal mesafeyi korumayla bunun önüne geçilmiyor mu? Geçiliyor. Geçiliyor. Gerekirse kendimizi de ilaçlayalım yani. Ama bir şekilde bu iletişimleri kuralım yani. Artık yani bizim artık şeyimiz kalmadı. Beklemeye tahammülümüz kalmadı yani. Çok doğru. Şunu savunurduk. Hep ona da değin, bunu söyleyince ona da değinmeden geçemeyeceğim. Tabii ki sağlık önemli. Herkes için önemli. Ama eğer biz ekonomik çarklarımızı yavaş yavaş döndürmeye başlamazsak, ekonominin kötü gidişatı emin olun ki sağlığımızı gene kaybettirir. Yani ilk başta tabii ki hepimiz için sağlık. Oran saygımız sonsuz. Ama ekonomik çarklar diyorum dönmeye başlamaz ise ve bu ekonomik çarkların dönmemesiyle bir krizin devamı süreci gerçekleşirse bunun arkası daha büyük sağlık sorunlarıdır. Ha, dolayısıyla herkes bizi iyi anlamalı. Ekonomik çarklar dönmeli. Tedbirler alınmalı mı? Tabii ki alınmalı. Maksimum tedbirler alınmalı mı? Hiç kimsenin buna itirazı yok. Ama çarklar dönmeye başlamalı ve yeniden yeni düzene, yeni hayata adapte olacak şekilde biz ekonomik çarklarımızı döndürmek durumundayız. Bunu yapmadığımız noktada tekrar başta sağlığımızı kaybederiz. Evet. Ha, burada aslında ekonomik anlamda bugüne kadar neler yapıldı? Ekonomik anlamda biz Kıbrıs'ta, yani Bakanlar Kurulu ne yaptı bugüne kadar hükümet? O 3 ayı insanların evde kapalı olduğu günleri geçirebilecek tedbirleri aldı. Yani insanlar aç kalmasın, kimse açlıktan, sefaletten mağdur olmasın noktasını yarattı. Bunlar ekonomiyi kalkındırma projesi değildi. Bunlar bu süreç içerisinde herkesin hayatını idame ettirebilmesi için alınan tedbirlerdi. Dolayısıyla şimdi aslında hükümetin en büyük görevi buradan sonraki süreci ekonomik adımları çarkların dönebilmesini, hızlanabilmesini, ekonomiye para sürebilmenin yollarını, yeni alternatif kaynaklar yaratmayı noktasını planlamaktır. Hocam şunu da ilave edelim. Yani ben hep böyle size destekleyici yani konu başlıkları sunarak devam ediyorum. Yani sözünüzü kesmek gibi uygulamayın. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece yapmış olduğu bir açıklama var. İkinci dalga vursa dahi ekonomik çarklar durmayacak dedi. İkincisi
FED Merkez Bankası 3 trilyon dolar koronavirüsle ilgili piyasaya destek. Peki Amerika'nın 3 trilyon dolarlık altını mı var? Yok. Yani siz ekonomistsiniz, siz biliyorsunuz bunu. Bir para basacaksanız karşılığında altın koymalısınız. Yani muhtemelen adam, şunu söyleyeyim, muhtemelen büyük olasılıkla Türkiye'de basıyor şu anda parayı. Yani bu şu demek artık, yani yanılıyorsam söyleyin hocam. Dünya ekonomileri bitmek üzere. Aynen. Yani biz de artık bu saatten sonra ekonomimizi nasıl ayakta tutacağız? Nasıl şimdi hareketlendireceğiz? Bunları da bizim koordine etmemiz lazım. Şunu herkes aynı şekilde iyi anlamasını istiyorum. Ekonomik yapımızın, bütün dengelerimizin korunması için, makroekonomik dengelerimizin iyiye gitmesi için aldığımız tedbirlerdir enflasyonun ortadan kalkması. Doğru mu? Evet. Fakat ortada böyle bir dünya krizi varken, tarihte görülmemiş bir kriz, enflasyon mu önemli yoksa bizim o krizi aşmamız mı önemli? Tabii doğal olaraktır ki krizi aşmak. Dolayısıyla şu anda Amerika'nın para basmasına, Türkiye'nin para basmasına veya başka bir ülkenin para basmasına hiçbir ekonomist hayır diyemez. Hayır, yapmayalım. Ne olacak? Enflasyon. Olsun. Enflasyon mu önemli yoksa biz ekonomiyi krizden çıkış mı? Ha, dolayısıyla evet, basacak. Hani bu normal ekonomik şartlar devam ederken bizim için yapılmaması gereken bir aktivitedir. Ama eğer dünyada bir kriz varken neyi basmayacak? Basacak tabii. Ha, dolayısıyla ben Dünya Merkez Bankası'nın da, Amerika'nın da, Türkiye'nin de bu konudaki atmış olduğu adımları tamamen katılıyorum ekonomist olarak. Ne yapacak başka? Çıkış yolu. Yani dolayısıyla çıkacağı yolu tayin edecek. Evet, bir taraftan ben uğraşıyorum turizmi canlandırmayı, üretimi canlandırmayı, dünyaya ihracatı artırmayı. Ama aynı zamanda da bu benim için yeterli değilse, çünkü çok kötü 3 ay geçirdim dünyada. Yani şöyle düşünün, 1929 krizinde %10-15'ti dünyadaki gelir kaybı. Belki de şu anda bizim dünyadaki kaybımız 35'lerde 40'lardadır. Yani 3 katıdır. 3 katı bir kriz ile karşı karşıyayız. Ve hepimiz kaybedeceğiz bu krizde. Yani petrolün üretim maliyetinin altına düştüğü satılması durumuna geldik. Üretim maliyeti. Aynen. 18 dolara mal ediyor adam. 16 dolara satıyor. 16 dolara satıyor bir varil. Ya böyle bir dünya gördünüz mü? Hiç tarihte oldu mu böyle bir şey? Ha, dolayısıyla bütün ekonomik dengeler de yeniden oluşacak. Bundan da bu krizi atlattıkça ülkeler yavaş yavaş kendi tedbirlerini, kendi önlemlerini aldıkça çıkacak. Dünyada sadece kriz döneminde %81 iş gücü kaybı var. %81. Her 10 kişiden 8 kişisinin iş kaybı vardır. Ha, bu tabii ki süreç normalleşme sürecine geçtiğimizde birçok yer açılmaya başladı da belki %30'lara düşecek. %30 dünyada hiç tarihte görüldü mü işsizlik? %40 hiç görüldü mü işsizlik? Belki biz bugün rekor seviyeye ulaşmış. Ha, dolayısıyla yani normalleşme sürecine girdiğimizde bu %80 yarısına düşse bile %40'tır. Dünyada böyle bir işsizlik, böyle bir üretkensizlik yapısı hiç oldu mu? Hayır, olmadı, yaşanmadı. Ha, dolayısıyla hepimiz kaybedeceğiz. Hepimiz oransal olarak peki hocam, kaybedeceğiz. Hepimiz kaybedeceğiz derken şunu da soralım o zaman size. Bakıyoruz hükümeti eleştiriliyor. Özellikle belli bir kesim tarafından. İşte maaşlarda kesinti yaptılar. Şurada şunu kıstılar. Burada bu önlemi aldılar. Nasıl aşacağız diye sorunun cevabı. Bankada para var. Gidelim oradan borç alalım. Maliye Bakanı açıklıyor. Yıl sonuna kadar 3 milyar TL bu ülkenin paraya ihtiyacı var. Doğru. Bu ülkenin bütçesi 8,5 milyar TL. Sen zaten açıkla gelen bir ülkesin. Sen bu 3 milyarı da tuttun, borçlandın. Geri attın buraya. Ne olacak peki sonrasında? Yani şimdi, kimse ben rahatımdan ödün vereyim demiyor. Yani biz konuşuyoruz işte. Benim %25 kestiler, %20 kestiler. Piyasayı canlandırmak için bu maaşı tam vermek gerekiyor. Nereden verecek devlet? Şimdi zaten üretici üretemediği için vergi veremeyecek.
Senin gelirin ne? Üreticiden aldığın vergi, esnaftan topladığın vergi, limanlardan topladığın gümrük vergisi. Var mı hocam başka bir gelirin? Ve bu da yokken sen borçlan diyorsun. Hiçbirimiz yaşantımızdan işte ödün vermeyelim diyoruz. Ama iş icraata geldin mi herkes... Aslında burada şöyle bir bana göre karmaşa var. İşte iki tane temel yol haritası olabilirdi. Bir yol haritası. Dedim ki örneğin senin maaşın 1000 TL'dir. Evet. Basit olsun diye. Senin maaşından hiç kesinti yapmıyorum Mahmut. Ama senin harcamalarını ucuzlatıyorum. Hayatı ucuzlatıyorum sana. Pardon, özür dilerim. Senin maaşından hiç kesinti yapmıyorum ama hiç müdahale etmiyorum piyasaya. Sen maaşını tamam alıyorsun ama piyasadaki harcamalarını pahalı olarak da yapacaksın. Sen alım gücünden kaybedeceksin Mahmut. Evet. İkinci bir yöntem. Ben senin maaşını kesiyorum Mahmut. Sana 750 TL vereceğim, 500 TL vereceğim artık. Evet. Ama bunun karşılığında da sana ucuz elektrik, ucuz meyve sebze, hayatı ucuzlatacağım senin için. Şimdi ya bu yolu izlemen lazım ya diğerisini. Bizde şu anda karmaşa var. Yani ya hayat 5 dolara düşmüş, aynen. Elektrikte yaprak kıpırdamıyor. %15 işte. Bu mu? Hani diyor neredeyse beleşe verecekler petrolü. Biz hala daha niye bu kadar yüksek elektrik parası ödüyoruz? Depolar doluymuş hocam. Daha önceden almışız. Nasıl bitmedi bu depo ben de anlamadım. Kaç ya kaldı? Hep de seninle bağlı zamanında mı evet. Giden alın yani orayı da anlayamadım. Türkiye'de doldurdu depolarını ama 16 dolara düştüğünden. Dünya'da doldurdu depolarını ama 16 dolara düştüğünden. Amerika %12 rezerv fazlası verdi. Yani Amerika'ya örnek veriyoruz. Niye? En gelişmiş ülkeye örnek veriyoruz. Ha dolayısıyla burada ciddi anlamda ki enerji her şeye yansıyacak. Yani elektrik hepimizin sadece evde kullanmasıyla ilgili değil, aynı zamanda üretimin her alanında var olan bir giderden bahsediyoruz. Bunu otomatikman bizim düşürebilmemiz lazımdı. İki, ben tedbirler aldım işte şunu yaptım bunu yaptım da bir bankaları ikna edemedim. Bankaları oturup da ikna edemedim. Bu süreçte ne faiz al ne faiz ver. Bu noktaya getiremedim ben bankaları. Ha, bunlar ciddi bana göre bugünden sonra oturup yeniden değerlendirilmesi gereken konulardır. Ha, iyi şeyler olmadı mı? Tabii ki iyi şeyler de oldu. Yani mesela örneğin bir kredi kartı olayı çok muazzam bir tedbirdi. Yani hem sen %1'ini ödeyeceksin, hem %25 her kredi kartı limitinin artırılması. Yani evindeyken senin cebine aslında ben %25 bir katkı sağlıyorum. Karnını doyurabilesin. Efendime söyleyeyim bu süreci, bu kötü günleri geçirebilmen için. Ve ödemen gereken minimumu da daha da bir minimum yaptım. Bu çok güzel. Evet. Muazzam. Ben senin alacaklarını, vereceklerini durdurdum. Durdurmadım aslında. Öteledim. Durduracaktım. Ha bunu nasıl yapacaktım? 1 milyon yolu vardı. Ben sana diyorum ki banka olarak sen bana maliyetlerini getir. Ben bankalara zarar vermek istemiyorum. Sen bana maliyetlerini getir. Asla ve katta bir ekonomist hiçbir bankanın zarar görmesini istemez. Çünkü bankanın önemi sadece bankanın göstermiş olduğu faaliyet değil. Bizim onları kullanarak enflasyonu, işsizliği dengelediğimiz için onlar bizim için çok önemli enstrümanlar ekonomide. Dolayısıyla bankanın önemi bizim için herkesten daha önemli. O anlamda söylüyorum. Maliyetleri nedir? %3-4. Ben elektriğimi, para maliyetim bu kadar. Elektriğim, çalışanımın ödenmesi. Bütün maliyetleri topla gel. Nedir bu? Bu kadar. %4 müdür? 3 müdür? %3'ünü ödeyecekler sana. Sen zarar etmeyeceksin. Ama 5 değil. Çünkü kar edersin o zaman. Kara geçmeyeceksin. Ne kadar zaman? Bizim bu kötü dönemi atlatana kadar. 6 aysa 6 ay, 3 aysa 3 ay, 1 aysa 1 ay, 1 yılsa 1 yıl. Bu dönemde her şey, ha sen de ama aynı zamanda seni de koruyabilmem için sen de mevduata aynı şekilde ödeyeceksin. Yani seni zarara sokacak değilim. Mevduatına da aynısını öde. Kredine de
Aynı faizi talep. Ha bunu yaptığın sürece, çünkü bizim için bir tık sonrası, bir tık sonramız, bütün bunların kavgasını vereceğiz. Çünkü ekonomideki daralmayı, ekonomideki işsizliği, ekonominin yeniden çarklarının dönmesinin kavgası başlayacak. Bir tık sonrası bunun. Başladı hocam zaten şu an. Demek ki, evet, demek ki bizim o bir tık sonrasını derhal ve acilen. Bakın hep mesela Türkiye'nin olan ekonomik protokollarda falan filan hep eleştirdiler, ben de eleştiririm, herkes eleştirir. Yalnız şuna dikkat edin. İlk kez hayatımızda, ilk kez kendi kendimize oturduk, bir kriz dönemi ekonomisi yazdık. Bu bizim eserimiz. Evet, son iki dakikamız bu arada hocam. Bu bizim eserimiz. İlk kez bizimle bir yanlış doğru tartış, o ayrı bir şey. Ama bizim bir eserimiz var ortada. Bizim yaptığımız, aldığımız tedbirler. İşte bakanının maaşından da kesildi, evet. Milletvekilinin de efendime söyleyeyim, bütün memurlarında herkesin bir kesintiye uğradığı yer. Biz bir şey yaptık. Bu bir şey yapmışlığı götürüp Türkiye'ye anlatmamız lazım. Hocam bu noktada şunu da söyleyelim. Son bir cümlede onu alalım. 16 yıldır Türkiye'de AK Parti iktidarı var. Doğru. Ve tek başına Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gidiyorlar. Şimdi artık daha önceki dönemlerde bakan değişirdi, hükümet değişirdi. Orada bura gibi koalisyonlar yıkılır, yenisi kurulur. İşte o adam alışana kadar bakanlığa bizim isteklerimiz geçerdi önünden. İstediğimizi alırdık, belli bir dönem yapmazdı. Zaten ondan sonra yenisi gelirdi. Ama artık o sistem de orada yok. Biriktirdiler önlerinde şu an o dosyaları. İmzaladıklarınız her şey karşılarında duruyor. Ne yaptınız, ne yapmadınız. Bugünkü sıkıntının temeli odur ya. Yani. Görüyorlar artık. Tabii. Son cümlenizi de alalım hocam artık. Tabii ki bizim yeni süreci planlarken Maliye Bakanı'nın da söylediği gibi 3 milyarsa 3 milyar, 5 milyarsa 5 milyar, bunun belki bir kısmını kendi iç borçlanması ile de çözebilir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ama eğer bizim programımız Türkiye'ye de doğru bir şekilde anlatılır, yani bir referansımız var en azından. Bakın biz de bir şeyler yaptık. Daha önce biz gidiyoruz, oturuyoruz protokollerin önüne, evet, ama bu noktada bir şey yaptık ve bunu da iyi anlatmamız gerekiyor. İnşallah. Yaptığımızı ortaya koyabilmemiz lazım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben hocam. Teşekkür ederim. Ekonomist çok kıymetli hocamız. Hem turizmi konuştuk. Bu yayının sizlere ulaşmasında yardımcı olan arkadaşımız Ersan Balıkçıoğlu'na teşekkür ederiz. Önümüzdeki pazar günü mübarek Ramazan bayramı. Şimdiden de Kanal T ailesi ve gazete programı olarak sizlerin bayramınızı tebrik eder, kutlarız. Saat 13'te Eftal Keser sizlerle günün özetlerini paylaşacak. Bugün içerisine yansıyan haberlerinden oluşan bülteni sizlerle paylaşacak. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Tecrübeli haberci Eftal Keser'in sunumuyla Haber Zamanı Kanal T'de. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmelerin